Ben doğma büyüme Kıtırbirliyim. Hani köyümüz orası, bizim kendi köyümüz. Hani kaldığımız köyü. Köyün tarihçesi 400 yıla dayanıyor. Yani bizde hemen hemen 200 yıla yakın babamın babası orada yaşıyor. Zaten aile mazarlığımız da orada, kendi mazarlığımız orada. Şimdi geçen bizim muhtar beni aradı, köyün ismi, ben zaten buranın yerlisi olduğum için beni aradı, dedi sizin köyünüzün ismi değiştirmişler, Fetih Mahallesi yapmışlar. Hani insanların fikrini almadan kendi kafalarına ismi değiştiriyorlar. Yani bir siyasi ismi de yok bu köyün. Yani eski bir köydür. Yani Ermeni köyü mü, yani şey, Müslüman köyü mü bilmiyoruz. Yani benim babalarım yani burada kalmışlar. Yani ismi bu şekilde geçiyormuş. 400 yıl bu ismi böyle geçiyormuş. Yani son iki gündür işte ismi değiştirmişler. Fetih Mahallesi yapmışlar. 10 bine yakın bir nüfusu var. 10 bine yakın bir nüfusu eş sayarak gelmişler, ismi değiştirmişler. En azından insanlara haber vermesi lazım. Muhtara da haber, muhtarın da haberi yok. Muhtarımızın da haberi yok. Yani biz bu köyün ismini değiştirmesini istemiyoruz. 400 yıl önce bu isim neydi? Bundan sonra öyle kalsın yani. Niye değiştirecek? Yani bir gerekirse mahkeme de vereceğiz. Biz hani ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes şimdi soruyorum, kime soruyorum diyor, nasıl değiştirecek? Değiştirmişler. Haberleri yok, kimsenin haberi yok. Yani en azından ben şahsım olarak ben vereceğim. Zaten avukat tutmuşum, avukata vereceğim. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten daha önce Karaçalı'nınkini de değiştirecekti. Karaçalı'yı mahkeme verdi, durdurdu. Biz de vereceğiz. Burası Kıtır, herkes bilir burası Kıtır bölgesi olduğunu. Herkes bilir. Kime sorsanız öyle Fethi'yi bilmezler. Ama Kıtır bölgesi bilirler. Hani şimdi kime sorsanız, şu buradaki çorular hepsinden, bu Fiskadaki bütün çorular sorarsanız Fethi olarak bilmezler. Herkes Kıtır bölgesi. Hani açık açık bu şeydir yani. Bir hani başka bir şey bunun altında var.